Ya Emel, sen de böyle bir şey tipi var. Yani böyle hiç... Yani köşkte doğmuşsun gibi. Böyle yani bir şey yani... O ben değilim. Aa doğru. Bir dakika. O ben değilim. Bir dakika, bir dakika. Ben memur yani. Çocuğu. Emel Sayın memur çocuğu. Çok gezdi onlar da. Arkadaş memur polis çocuğu benim gibi memur. İşçi çocuğuyum ben. İşçi çocuğu. Rasim abi paşa çocuğu. Annem göndermek istemedi zaten bu programa. Rasim abi paşa çocuğu musun, paşa torunu musun? Torunu ya. Paşa torunu. Kimdi yani, bildiğimiz paşalardan mı? Tosun Paşa. Hakiki Tosun Paşa benim. 7-8 Hasan Paşa. Hiç hayvanı gördün mü paşa torunu olmanın? Ya bir köşk kaldı mı, bir şey kaldı mı? Yok, bana gelene kadar gitmiş hepsi. babanız herhalde adım kadarıyla. Yok, bana gelene nasıl kadar... bir şey paşa torunu olmak? Herhalde sizin evde normal ezine peyniri yenmiyor. Rockford daha ziyade. Beyazıt anlatılmaz, yaşamak lazım. Doğru. Yani, kolay. Sen yani anlatamam. Kolay değil, kolay değil. Ya Emel'im... Ben de hep böyle bir şey olmuştur yani... İçimde böyle bir ukde kalmıştı. Mesela her sanatçı anlatır. Çok zorluk çektim. Doğru. Fakirlikten geldim. Doğru. Ben de hiç öyle bir durum yok. Sürekli Beyazıt yiyorlarmış. Ne? Sürekli Beyazıt yiyorlarmış. Beyaz? İğrenç bir espri yaptım. Kimse anlamadı. Anlamadık beyaz sen. Beyaz et. Gidebilir miyim? Beyazıt beyaz. Dedi ya. Ha, ben onu ilk önce beyaz et anladım dedi. Da. Sen sürekli beyaz et yiyorlarmış onu, diye. Evet. Ben sana diyorum, Allah'tan Selçuk Aydemir var. Evet. O yazıyor, bunlar Selçuk'u oynuyor. Bak, bugün Selçuk yazmadı. Doğaçlamaları görüyorsun. Sadi'yi de zaten almışsınız aranızı. Evet. Yo, Sadi kendiliğinden yırtıp giriyor aradan. Hiç var bizimle. Hiçbir alakası yok. Ama kolay değil ya. Gerçekten de bolluk içinde büyümek. Zor. Zor. İnsana muzdan ikrah gelir ya bir yerden sonra. Ya öyle deme, öyle deme. Şöyle bir şey var. Yani halkla bütünleşmede zorluklar yaşadım. Ya böyle ama hani... Peki Rasim abi okula falan giderken hiç böyle gözlerin mıcır aramadı mı abi? Ne aramadı mı? Mıcır. Mıcır. Ha, okula giderken mıcır. Yol, yollar, mıcır toprak yol, mıcır aramadı mı hiç gözlerin? Yok, hep at arabasıyla gidiyorsun. Neyle gidiyorsun abi? At arabasıyla. Python'la. Yok değil, bayağı bildiğin at arabası. Çünkü bana gelene kadar her şey bitmiş yani. Atlar o zaman zorluk çektin abi. Gitmiş, atlar kalmıştı. O zaman zorluk çekmiş. Çekmedim dedi, zorluk çekmiş. O zaman çekmişsin. Çekmiş, evet. Çekmiş, zorluk kokar çekmiş. Yani. Evet. Emel'in çektiği bir zorluk var mı? O hikaye çok güzel ya. Hangisi? Ya ben geçenlerde Kenan Açit'in Göz'ün programına konuk oldum. O da bana bir şey anlattırdılar. Duymuşlar hikayeyi. Bir anlatsana dediler. Ya küçükken elma, armut, portakal çok yediğimiz için evde elma, armut, portakal yemekten bıktım. Çocuğum da memur ailesi. Çilek alınmıyor, muz alınmıyor. Yok yani. Yoktur. Sizlerde yoktur. Pazara gittim ben de bir gün. Pazarın sonunu bekledim. Sizlerde çilek. Yok. Bütün her şeyin ucuzunu aldım. Sonra çilek aldım eve geldim. Bir kase çilek. Sonra o bitmesin diye ekmeğin içine koyup yedim. Onu ben anlattım da onun üzerine Emel de şeyi anlattı. Muzla tanışma mı? Çok ses geliyor dışarıdan çocuklar. Oradan mı geliyor ses? Sohbet iyiyse bak biz geleceğiz yanınıza ona göre. Hani, haberiniz olsun. Çeşmeye bakar mısınız ya? Musluğa. Aa, o ben muz hikayesi zannettim. Yok yok. Çilek deyince. Öyleydi yani, ben memur çocuğuyum. Babam toprak mahsulleri ofisinde işte çeşitli kademelerde... Müdürlüğe kadar giden, muhasebecilikten oraya kadar giden kademelerde çalıştım, memurluk yaptım. Küçük yerlere gidiyorduk, küçük nahiyelerde, kasabalarda yaşadık. Hep böyle lojmanlardaydık o zaman. Mesela Konya'nın Pınarbaşı diye bir nahiyesindeyiz. Hiç unutmam. Yani birkaç tane ev var, köy evi var. Bir de tren istasyonu var, tren her yerde. Klasik yani, o dönem. Klasik tabii. O dönem. Evet. Üç veya dört tane de böyle lojman evleri var. Onlar derli toplu evler. Biz iki oda böyle bir ev. Oradayız ama hep giderdim. Şimdi banyo var, mutfak var yapılmış, musluklar var. Böyle borular falan var.
Şimdi... Kimsenin haberi olmazdı. Ben giderdim banyoya. Ama su yok. Kapıyı da kapardım, otururdum. Muslukların başına bakardım. Akmıyor. Su yok. Yani her şey var böyle tesisat evet. kurulmuş gibi. Su yok. Hiçbir zaman evimizde su akmadı. Hep hayal ederdim. Acaba bir gün suları akacak, böyle musluğundan su akacak bir evde oturacak mıyız diye. Sen gidip musluğu mu seyrediyordun? Ben yani musluğu seyrediyordum. Burada... Böyle hayal ederdim. Böyle inanılmaz bir şeymiş gibi gelirdi bana. Allah, insan bir anda bir geliverse insan şok da olur yani. Bir anda ya. Suyun geldiğini düşünsene, insan çarpıntı gelir insana. Yani. Yani. Mesela fena. Bizim köşkte dedem şelale yaptırmıştı. Aa. Ortaya. Ya. Nasıl yorucu bir şey onu seyretmek, biliyor musun? Doğru. Anam ağlardı. Anam. Zor. Doğru. Bizim tamam. bizim sizin gibi de değildi, sizin gibi daha orta halliydik. Evin ortasına yalak yaptırmıştık. Ailece kafayı sokup içip çıkardık yani, hani daha rahat. Evi dolaşan bir yalanımız vardı. Vay arkadaş ya. Vay ya. Arkadaş ya ne demek ya? Aa, Emel Sayın'a bana arkadaş ya ne demek ya? Arkadaş, evet. Arkadaş, dost. Arkadaş, dost canım benim. Harikasın, tabii. Harikasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,